أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل لغدة من لساني يفقه قولي رب يسير ولا تصير رب تمن بالخير اللهم ثبت قلبنا دينك اللهم اجرنا من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve alakna salihin. Ee, Babamın bir işi çıktığı için e, bugün burada değil. Abiler, kardeşler bilginiz olsun. İnşallah bugün yetimlerle alakalı bir takım hadislerden, vaidlerden bahsetmeye çalışacağım. Bismillah. Bismillah. Buhari'de geçen bir rivayete göre Sehil Bin Sa'd şöyle buyuruyor. Sehil Bin Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini buyuruyor. Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse şu iki, şu iki parmağını işaret ederek, işaret parmağını işaret parmağıyla orta parmağını göstererek cennette şöyle beraber olacağız diyor. Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse aynen şöyle olacağız diyor cennette birbirimize çok yakın olacağız anlamına geliyor. Ve ardından i̇bn Mace'de geçen bir rivayette Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Allah'ım ben yetimim ve kadının bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Tabi ileride farklı hadisleri de okuyacağız inşallah. Biliyorsunuz ki İslam ümmetinin çok kanayan yarası var gerçekten. İslam ümmetinin çok sorumlulukları var ve çok ciddi problemleri var. Fakat sadece amacımız problemleri gündeme getirmekten ziyade bu problemlere Allah ve Resulü'nün bize teklifleriyle, bize örnekleriyle nasıl çözebiliriz bunları düşünebilmemiz lazım. Ve bu problemin bu problemlerin önde gelenlerinden bir tanesi de maalesef İslam ümmetindeki yetim kardeşlerimizin durumu ile alakalı. Biz Allah'a iman ettik dedikten sonra Müslüman olarak üstümüze sorumluluklar düşüyor ve biz de, ve biz de bu sorumlulukları bilerek zaten Müslüman olmayı kabul ediyoruz. Yani Müslümanlık sadece iman ettim demek de gerçekleşen bir olay değil. İman ettim dedikten sonra Allah azze ve celle'nin bizim üzerimize yüklediği sorumluluklar var. Ve ve biz bu sorumlulukları bilerek aynı zamanda Allah'a iman ediyoruz diyoruz. Tabii ki de bugün anlaşıldığı gibi iman etmek sadece ağzımızdan çıkan kelime-i şehadet cümlesinden ibaret görünüyor. Bugün fakat hem Allah Resulü'nün nasıl iman ettiğine baktığımızda ve insanları nasıl imana davet ettiğine baktığımızda maalesef günümüzden çok daha farklı bir şekilde uygulamalarını görüyoruz. Ve bu sorumlulukların içerisinden bir tanesi de Müslüman'ın yetimlerle alakalı sorumluluklarıdır. Nasıl ki bir Müslüman'ın diğer bir Müslümana göre bir sorumluluğu varsa, bir karının bir kocaya göre sorumluluğu varsa, bir babanın bir evladına göre sorumluluğu varsa bütün ümmetinin bütün ümmetin de yetimler üzerinde bir sorumluluğu vardır. Ve bu sorumluluk bazen bizim gözümüzden kaçıyor ve bazen ikinci plana atıyoruz. <laughs> bu sorumlulukları tekrardan gündeme getirerek, tekrardan bunlar üzerinde tefekkür edip düşünerek Allah azze ve celle'ye karşı bu hususta da söyleyebilecek bir cümlelerimizin olması lazım. Yoksa bugün sadece konuşulan konular, ibadet, namaz, oruç, zekat vesaire bu tür konular olmamalı. Ve toplum içerisinde gündem yapılan meseleler genel anlamda bizim hayatımıza etki eden meseleler değil. Ve gündemleri de Müslümanlar oluşturmadığı için bu tür sorumluluklarımız sanki biraz gözden kaçıyor gibi görünüyor. Toplum içerisinde, biz Müslümanlar olarak da. Bugün sanki Müslümanların tek derdinin, sistemmiş gibi tek derdinin namaz kılmamakmış gibi tek derdinin işte oruç tutmamakmış gibi maalesef belli alanlarda hapsediliyor bu tür şeyler. Fakat Allah Azze ve Celle'nin dini bir bütün olarak anlaşılmalı ve yaşanmalı. Ve maalesef gündemlerimizi de biz belirleyemediğimiz için bu tür sorumluluklarımız biraz daha gözden kaçtığını düşünüyorum ben. Allahu Alem. Tabi Yetim kelime anlamı olarak yalnız olmak, tek başına kalmak anlamlarına geliyor. Ve aynı zamanda tekliği de ifade ediyor. <laughs> Bu bağlamda, benzeri zor bulunan ve sedeften çıkan iri inci tanesi de Durratun Yetime anlamına geliyor. İnci tanesi zor bulunuyor, iri inci tanesi ve buna da tek çıktığı için, tek kaldığı için Durratun Yetime diye bir anlam yükleniyor. Ve bugün baktığımızda bunun bizim için ne anlam ifade ediyor? Bugün yetim dediğimizde babasını kaybetmiş, baba sevgisi ve himayesinden yoksun, yaşının küçüklüğü sebebiyle çalışamayan, geçimini temin edemeyen, mala mülke malik olamayan kişilerde yetim denilmektedir. Yani Arapçada annesini kaybeden çocuk için acı, hem annesini hem babasını kaybeden çocuk için de lati, lakim kelimesi kullanılıyor. Fakat bugün bizim anladığımız dilde yetim olarak kastettiğimizde genel anlamda örfü olarak kullandığımızda annesini kaybedeni öksüz, babasını kaybedeni yetim. Fakat bunların daha üst başlı olarak yetim kullanılıyor genelde öksüzden ziyade. Ve bildiğimiz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yetimdi. Ve hatta Hazreti Peygamberle dalga geçmek için söylenen bir kelime de neydi? Ebu Talib'in yetimi diyorlardı. Ebu Talib'in yetimi. Örselemek, ikinci plana atmak, onu değersizleştirmek amacıyla söylenmiş olan bir cümleydi. Ve zaten Peygamberimizin de yetim olmasını, aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin korumasında olmasını da o duha suresinde elem yecit ke yetimen Rabbin seni yetim bulup barındırmadı mı, korumadı mı? Ayetlerinden ve Diğer geri kalan ayetlerin devamında 10. ayette de yetime bakılması gerektiğinden şiddetli bir şekilde söz ediyor. <laughs> ve bu mesele tarihten günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve halen de tabii ki de devam etmektedir. Ve gündeme gelmesinin sebebi de genel anlamda Tarihten bu yana gelen işte savaşlar olsun, depremler olsun, insanların katledilmesi olsun. E, bu tür şeylerden dolayı Allah'ın bir imtihanı gereği bir takım insanlar hayatlarına yetim olarak devam ediyorlar. Ve yetim kavramıyla alakalı da çok yakından ilişkili olan bir merhamet kavramı var. Ve Allah Azze ve Celle de, Allah Resulü de bunlara her zaman merhamet etmeyi, merhamet gözüyle bakmayı ve bunların mallarını asla göz dikmemeyi bir Müslüman varsa kendi evladını nasıl görüyorsa onu da ümmetin bir evladı olarak görüp ona göre yetiştirip kollaması gerektiğinden bahsediyor. Ve bakın Allah Azze ve Celle ayetlerinde bu konunun o kadar önemli olduğunu vurguluyor ki bazen biz bunları böyle görmezden geliyoruz böyle ikinci plana atıyormuşuz gibi geliyor. Çünkü gündemlerimiz hep aynı. Bunlar çok fazla ön plana çıkmıyor. Gündeme gelmiyor. Ve sanki bazen hissediyorum bu gündemleri de biz oluşturmuyoruz. Sanki bizim önümüze sürekli aynı şeyler gelip gelip gidiyor gibi duruyor. Yani Allah Azze ve Celle bak Bakara Suresi 83. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani bunun Allah nezdinde ne kadar önemli olduğu, ne kadar değerli olduğu daha eski kavimlerden beri bunlara önemli insanların sahip çıkması gerektiğinden bahsederken şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 83. ayetinde. Vaktinde biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda azını, azınız müstesna, güç çevirerek dönüp gittiniz. İsrailoğullarından da Allah Azze ve Celle böyle bir söz aldığını söylüyor. Fakat bu sözleri arkalarına alarak kendi yaşantılarına, kendi dünyevi seküler yaşantılarına devam ettiklerinden de bahsediyor burada. <laughs> ve cahiliyede cahiliye toplumunda da Allah Resulü'nün gönderdiği gönderildiği dönemde cahiliye toplumunda da yetimlere ciddi manada bir haksızlık, kötü muamele, mallarını yeme ve onları sanki bir metaymış gibi kullanma anlamı vardı. Ve eee İbn Mace'de geçen bir rivayette tekrardan Allah Resulü'nün şöyle buyurdu rivayet ediliyor. Müslümanlar içinde en hayırlı ev içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanların içinde en kötü evde yetime kötü davranılan evdir. Allah Resulü bunun üzerinde gerçekten çok ciddi manada duruyor. Çünkü kendisi aynı durumu yaşamıştı. Kendisi aynı durumu yaşamıştı. Ve Allah Resulü o durumlardan o kadar öksüz ve yetim büyümesinden ümmetin o kadar güzel bir liderliğini yapmıştı ki bütün insanların aslında bunların sadece bir imtihan olduğunu, yani orada annenin babanın olmayışının belki hayatın içerisinde maddi olarak bir eksikliğinin hissedildiğini fakat İslam için çalışmanın ve Allah yolunda dava adamı olmanın engel olamayacağını aslında bize gösteriyordu hayatıyla aynı zamanda. Çünkü Allah Resulü daha kendisi doğmadan babası Abdullah vefat etmişti ve 6 yaşında annesi vefat etmişti. Ve o ondan sonra dedesi vefat etmişti. Ebu Talip amcası vefat etmişti. Kendi evlatları, beş tane evladı kendisinden önce vefat etmişti. Peygamberler yaşanılan imtihanların neredeyse en ağırını yaşamışlardı hayatın içinde. Yaşamışlardı. Ve Allah Resulü bu tür durumlardan her zaman ümmetini sakındırıyor. Ve her zaman bu konuya karşı daha hassas olmalarını çok ciddi manada üzerine basa basa söylüyordu. Ve bakın daha Habeşistan hicretindeyken bile Allah Resulü hatırlarsanız Cafer bin Ebu Talib'in başkanlığında Habeşistan'a Müslümanları gönderdiğinde orada Necaşi ile konuşuyordu. İşte Necaşi'nin yanına Mekke'den kim gelmişti? Amr bin Aslı Abdullah İbni Ebi Rebiya yanına gelmişti. Bunları bize geri ver diye. Fakat Orada Necaşi bu peygamber size ne anlatıyor? Yani bu tamam buna peygamber diyorsunuz ama bize hani bir anlat bakayım. Bu adam ne diyor size? Diye sorduğunda Cafer bin Ebu Talip radıyallahu an şöyle söylüyordu. Ey Melik biz putlara tapan cahil bir kavimdik. Ölü eti yer ve her türlü kötülüğü yapardık. Akrabalarımızla görüşmez, ilgi ve alakamızı keserdik. Komşularımıza iyi muamele etmez, kötülük yapardık. İçimizden güçlüler zayıfları ezerdi. Yüce Allah bizi kendi içimizden, soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, iffet ve nezaketini bildiğimiz bir peygamber göndereceği kadar biz hep bunu bu tutumda davranırdık. O peygamber bizim ve atalarımızın Allah'tan başka ibadet ettiğimiz taştan ve diğer nesnelerden yapılmış putları terk ederek Allah'ın birliğini inanmaya ve yalnız ona ibadet etmeye bizi çağırdı. Doğru sözlü olmayı, emanete hiyanet etmemeyi, akraba ile ilişkiyi kesmemeyi, komşularımıza iyi muamelede bulunmayı, haramlardan kan dökmekten vazgeçmeyi bize tebliğ etti. Bize her türlü kötü ve utanç verici söz ve işleri, yalan söylemeyi, yetim malı yemeyi, iffetli kadınlara dil uzatmayı ve iftira etmeyi yasakladı. Allah Resulü daha peygamberliğin ilk dönemlerinde belki daha vahiy tamamlanmamış daha vahiy gelmeye devam ediyor. Daha başlamış diyebiliriz hatta. Daha başlamış olan bu vahiyin en önemli davranışlarından bir tanesi de bakın çoğu insani olan ahlaki davranışlardan geçiyor. Bakın çoğu. Öncelikli olarak güzel bir bilinç, güzel bir ahlak ve ardından iyi bir insan olabilmek için yapması gerekenler ve ardından zaten insanlar bunları gördükten sonra ibadet etmeleri. Ve Allah Resulü bunları gönderdiğinde oradaki insanlar da bunu kabul ediyor. Orada gerçekten peygamber olduğundan zaten sonra Müslüman oluyor. Ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Fakat <laughs> Nisa suresinde de baktığımızda mesela yetimlerden bahsediyor. İlk 10 ayeti neredeyse yetimlerden bahseder. Fakat biz Nisa suresine baktığımızda ilk ayetlerde bizim gözümüze takılan hep şey nedir? Ve toplum içerisinde gündem olan şey birerli, ikişerli, üçerli, dörderli evlen. Bizim hep gündemimizde olan şeyler bunlar. Hep bu tür meseleler. Fakat o ayetlere gelene kadar ki o ayetlerle beraber zaten aynı pasaj içerisinde orada Allah Azze ve Celle aslında eğitimlerden bahsediyor. Fakat 2-3-4 kadınla evlenmenin gündem olduğu kadar orada yetimlerle alakalı olan konular maalesef gündeme gelmiyor. Ve sadece bu konuyla alakalı değil aslında. Kur'an'ın diğer belli bölümleriyle alakalı da maalesef bunlar gündeme geliyor. Mesela o ayette ne söylüyordu Allah Azze ve Celle? Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil ya hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. Bakın çoğu insana soralım bu Nisa suresinin bu ayetlerinde ne anlatılıyor? bizim için önemli olan şeyler nedir diye iki, üç ve dört kadınla evlenmek olarak bahseder. Bak samiyetimle söylüyorum. Fakat orada aslında Allah Azze ve Celle yetimlere bu konuda sahip çıkmanın ve onlara adaletle davranamıyorsunuz. Onlarla bakın evlenmeyin. Gidin başka kadınlarla ikişer, üçer, dörder evlenin. Fakat bizim için maalesef gündem olan meseleler sanki biraz daha nefsimizin hoşuna giden ve sanki bazen böyle ee, boş yere oyalandığımız meseleler olarak gündeme geliyor. Aynı şeyleri konuşuyoruz bazen sürekli. Bu tür meseleler çok fazla gündem yapılmıyor. Oysa ki Allah Azze ve Celle 24 tane ayette bizzat yetimlerden ve yetim hakkından ve hukukundan bahsediyor. Daha Mekki ye ayetlerde. Er aytellezi yükezi bu bittin. Fezalli kellezi yedugul yetim. Yetimi itip kakarsınız. Ona bakmazsınız buradan bakmaktan kastedilen bir acıma da değil. Hadi gel sen de değil. Bu Müslümanın üzerinde olan bir sorumluluk. Ümmetin sorumluluğunda. Vasisi kimse öncelikle akrabaları varsa onun sorumluluğunda. Fakat bunlar bu yetime güzel bir şekilde bakamıyorsa ve bir takım eksiklikleri varsa bütün Müslümanların sorumluluğunda olan bir mesele bu. Ve hatta daha eskiden öteden beri gelen bunlarla alakalı vakıflar, cemiyetler kurulmuş. Bunları biraz daha ön plana çıkarabilmemiz lazım. Ve öncelikle olarak da burada merhameti öğrenebilmesi lazım Müslümanın. Önce merhametli olacak, kendi evladı gibi görecek bütün insanları, çocuğunu. Bakın Müslüman kafirden bahsetmiyorum, çocuktan bahsediyorum. Kendi evladı gibi görecek. Ve ona göre davranacak. Çünkü Allah Resulüne ashabdan bir tanesi geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü yani ben çok merhametli olamıyorum diyor. Allah Resulü diyor ki işte muhtaç olanları doyur. Bu kalbin yumuşamasına bir sebeptir. Bu kalbin yumuşamasına bir sebeptir. Kendimizde bununla alakalı bir merhamet eksikliği de görüyorsak Allah Resulü'nün bu tavsiyesine kesinlikle uymamız gerekiyor abiler. Ve ikinci plana atmamamız gerekiyor. Yani her şey orantılı bir düzeyde bizim için işlenmeli. Çünkü Allah bile inne kulle şeyin halaknahu bi kader. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Her şeyi. Ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de şu ayet şundan daha değerlidir. Bu ayet bundan daha önemlidir. Bakış açısıyla bakmamamız lazım. bizim için Allah sorumluluk olarak verdiyse nasıl namaz kılıyorsak, nasıl oruç tutuyorsak, nasıl farklı ibadetlerimizi yerine getiriyorsak zamanında bunları da zamanı geçmeden yerine getirebilmemiz lazım farkındalık oluşturma bakımından. Kardeşler. Tabii ki de bu Nisa suresinin mesela 3. ayetiyle alakalı Hazreti Ayşe şöyle buyuruyor. Mesela bakın Çünkü o zaman da yetimlere de yapılan karşı yetimlere karşı yapılan haksız muameleler vardı. İşte bu haksız muameleler neydi mesela? Kendi vasisi olduğu bir kız var ve bu kız güzel. Bu kızın üzerine bir kendi elbisesinden bir elbise atardı. Bu kız benim. Bu kız benim derdi. Ve güzelse de onunla evlenirdi. Mehrini vermezdi. Mirasına çökerdi ve onu kötü bir şekilde kullanırdı. Yani Allah Resulü zaten gelmeden önce toplum cahiliye toplumu olarak önümüze çıkıyor. Fakat bir Allah Resulü'nün hayatına biraz daha geniş kapsamda baktığımızda insan şunu düşünüyor. Ya 23 yılda ne kadar şey düzenmiş ya. Ne kadar şey düzenmiş. Belki bize bugün çok basit gelebiliyor. Tabii ki de bunların hepsi bir süreç. Bunlar bir anda düzelmiyor. Fakat Allah Azze ve Celle o Kur'an-ı Kerim'de o toplumdan, o toplumda olan günahlardan, o toplumda olan yanlışlardan bahsediyor ve ardından o toplum ne oluyor? asır saadet toplumu haline geliyor. Yani bu uygulamaları yapanlar belki ashabtan bazı tanıdığımız insanlardı. Belki bildiğimiz insanlardı adlarını bildiğimiz insanlardı. Yok mu? Buna benzer örnekler var. Fakat Allah Resulü o zaman da Allah'ın vahyi o toplumun içerisine güneş gibi doğunca insanlara ahlaki bir bilinç, dürüst insan olmak, toplum içerisinde güvenilirliği tahsis etmek. Bunları verdikten sonra o toplum gerçekten küllerinden doğdu. Ve yapılan bir sürü yanlış uygulamalar da vardı. Yani belli bir takım ibadetler bildiğimiz üzere Hz. İbrahim'den gelirdi. Fakat insanlar bunu tahrif ederek kullanırlardı. Kurban kesmek olsun, hacla alakalı ibadetler olsun, say olsun, tavaf olsun bunların hepsi tahrif edilerek kullanılırdı, yapılırdı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu toplumsal kötü özellikleri iyiye çevirebilmek için gerçekten çok mücadele etti. Ve hatta Allah Azze ve Celle tarafından itaba bile uğradı. Ve ma ente aleyhim bi cebbar gir bil Kur'an men yahafu vaid. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Kendini parçalıyorsun. Bu toplumu düzeltmek için. Tabii ki de Allah Resulü Allah'a verecek güzel bir hesabı var. Çok güzel bir hesabı var. Kendisinden sonra zaten bıraktığı toplum bunun ne kadar önemli olduğunu bize tekrardan hatırlatıp gösteriyor kardeşler. Ve yetimi iyi muameleye teşvik etmemiz lazım. Nisa suresinin bu üçüncü ayetindeki ifadeyle Hz. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir adam yanındaki yetim bir kızı kendisine nikahladı. Kızın meyve veren bir hurma ağacı vardı. Kız o hurma ağacında ve adamın diğer mallarında ona ortaktı. Adam kızı kendisi için tutmuş, kıza mehir olarak hiçbir şey vermemişti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Nisa suresinin o üçüncü ayetini eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil. Hoşunuza giden ikişer üçer de öderli. Bir arka planı var. Fakat bu arka planlar bizim işimize gelmediği için mi çok okumuyoruz yoksa çok önemsemediğimiz için mi? Bunları her Müslümanın kendine sorması lazım. Ve yetimlerle ilgilenme konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayette şöyle buyuruyor. Müslümanlar arasında kim yetimi kollarsa yemesine, içmesine ve giydiklerine de onu ortak ederse Allah da cennetine onu mutlaka koyacaktır. Ancak günahlardan affedilmeyecek olanlarından birisini işlemiş ise o başka. Allahu Alem şirkten bahsediyor. Ya da belli büyük günahlardan bahsediyor. Allah Resulü'nü bilirsiniz. Meşhur da bir hadisi vardır. Yedi büyük günah diye. İşte savaştan kaçmak, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak. Onun haricinde vesaire. Ve onlardan bir tanesi de neydi? Yetimlerin malını haksız bir şekilde yemek. Bakın yedi büyük yedi öldürücü günah. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemene içmene ortak edeceksin ve giydiklerine de ortak edeceksin. Biz cenneti istiyoruz. Cennete talip olduğumuzu söylüyoruz. Fakat bunların hepsi bir sorumluluk gerektiriyor. Yani bugün cebine 5 lira 10 lira para vermeyle alakalı olan mesele değil bu. Cebine 10 lira para ver, 20 lira para ver, biraz para ver ondan sonra yaptım say bazı şeyleri. Böyle olmuyor, bu kadar basit olmamalı. Onun için bir, biz Müslümanız elhamdülillah bu tür sorumlulukları geniş, perçe, geniş çerçevede değerlendirip birbirine üstün tutmadan hepsini denk bir şekilde, vasat bir şekilde Ümmet olma bilinciyle yapabilmemiz lazım. Tabi ee, Allah Resulü'nden şöyle bir hadis daha naklediliyor. Babasından ve dedesinden Amr bin Şuayb şöyle bir rivayeti nakletmiştir. Bir adam Resulullah'a gelerek şöyle sormuştur. Ben hiç malı ve mülkü olmayan bir fakirim. Fakat bir yetimin vasisiyim. Ne yapmalıyım? Resulullah ona cevaben yetimin malından israf etmemek şartıyla yiyebilirsin. Fakat saçıp savurma ve kendi üzerine de geçirme buyurdu. Yetimin malı var. Onun da vasisi var. O yetim bulu çağına erene kadar, rüş çağına erene kadar onun vasisinin gözetiminde oluyor mal mülk. Ondan herhangi bir tasarruf hakkı yok. Eğer fakirse, vasi olduğu halde fakirse ve yetimin malı varsa bundan saçıp savurmamak kaydıyla kendi ihtiyacını görebilecek düzeyde bunlardan kullanmasında ruhsat vardır. Bunlarla alakalı herhangi bir problem yok. Fakat burada Allah Resulü'nün sakındırdığı meseleler bunları kendi menfaati için kullanmak. Eğer güzelse onunla sırf dünyevi zevk için evlenmek parasıysa ise onun parasına çökerek ona hiçbir şey vermemek diğer vesaire vesaire bunların israf etmemek şartıyla iyi bilirsin diyor. Ama bu durumun iyi değilse fakat durumun iyi ise bu kati anlamda caiz görülmemiştir. Kesinlikle. Rüş makamına geldiğinde, rüş sahibi olduğunda bir şahit huzurunda ona malını teslim edeceksin diyor bir şahit huzurunda ona malını teslim edeceksin diyor fakat bugün belki bu tür vasiler var mı yok mu çevremizde belki vardır bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor ve bunlar belki daha ağır bir sorumluluk olarak onlara geliyor fakat biz de toplum olarak bir ümmet olarak bunları ikinci plana atarak yaşayamayız abiler <laughs> Yine Bera bin Azib'in anlattığına göre Resulullah Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zilkaide ayında umre için yola çıkmıştı. Fakat Mekkeliler peygamberimizin Mekke'ye girmesine izin vermediler. Hazreti Peygamber de gelecek yıl üç gün kalmak üzere tekrar gelmek, silahları da torbalara koyarak Mekke'ye girmek, orada kalan ailelerden kendisi ile birlikte Mekke'yi terk etmeyi isteyen çıksa bile kimseyi beraberine almamak ...ashabından ise Mekke'de kalmak isteyen... ...birileri olursa da kimseye engel olmamak şartında... ...Mekkelilere ile anlaşmıştı. Hazreti Peygamber gelecek yıl Mekke'ye gitti. Anlaştığı vakitte dolunca da... ...Mekkeliler... ...Hazreti Ali'ye gelip... ...Muhammed'e söyle burayı terk etsin. Süresi doldu dediler. Peygamber Efendimiz de yola koyulacaktı ki... ...orada... ...Hazreti Hamza'nın kızı peşine takıldı. Çünkü... <laughs> Hazreti Hamza biliyorsunuz ki Uhud savaşında şehit olmuştu ve e, o Mekke'de bir kızı vardı. Ve Allah Resulü oraya gittikten sonra orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görünce yeni olarak onu peşine taklıyor. Ve şöyle seslendi ey amca ey amca bu esnada Hazreti Ali onu elinden tuttu ve eşi Hazreti Fatma'ya amcamın kızını yanına al dedi. Allah Resulü'nün peşinden ey amca, ey amca diye bağırıyor. O bağırırken Hazreti Ali elinden tutuyor. Ve eşi e, Fatma annemize diyor ki amcamın kızını yanına al. Medine'ye gelince de Hazreti Hamza'nın kızını yanına alma hususunda Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve Cafer bin Ebu Talip yani Hazreti Ali'nin abisi ayrılığa düştüler. Hazreti Ali şöyle dedi. Ben onun üzerinde daha fazla hak sahibiyim. Çünkü o benim amcamın kızıdır dedi. Yani burada insanlar Allah'a yaklaşmak için yarışıyorlar ya resmen. Resmen yarışıyorlar. Yani görmezden gelmiyor. Ya ben bakamam ya sen hani al ben görmedim. İşte git hani bu çocuğu değil. İnsanlar birbirleriyle bu konuyu tartışıyor. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin bunlarla alakalı mükafatlarını o kadar iyi bilip güzel bir şekilde içselleştiriyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin ahirette çok daha büyük karşılığını vereceklerini bildikleri için bu kadar amellerin peşinden koşuyorlar. Ve kendi aralarında ihtilafa düşüyorlar. Bugün belki biz evimize misafir almakta bile bir takım problemler yaşıyoruz. Bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Ya işte maddi imkanım var mı? İzin alabileceğiz mi? Böyle sıkıntılar yaşayabileceğiz mi? Fakat orada insanlar onun vasisi olmak için, ona giydirebilmek için, ona yedirebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Çünkü neden? Allah Resulü ne demişti? Şu iki parmağım gibi olacağız. Yakınlık olarak. Yakınlık olarak. Yani Allah Resulü onu dedikten sonra zaten bitti. Tabi müjde olmaz. Ve birbirleriyle tartışıyorlardı. Hazreti Ali dedi ki ben daha fazla hak sahibiyim. Çünkü o benim amcamın kızıdır dedi. Hazreti Cafer biliyorsunuz Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebu Talip. O hem benim am o hem benim de amcamın kızı hem de teyzesi benim eşim diyordu. Hazreti Zeyd de şöyle dedi. O benim de kardeşimin kızıdır. O benim de yeğenimdir diyordu. Peygamber Efendimiz o kızın teyzesinin yanına verilmesine karar verdi ve şöyle buyurdu. Teyze anne makamındadır. <laughs> Hazreti Ali de e, tabi burada mesela teyzesinin yanına verilmesine karar verdi dedikten sonra kime veriliyor işte Cafer bin Ebu Talib'e veriliyor. Çünkü o hem benim eşim hem onun teyzesidir diyor hem de benim amcamın kızıdır diyor. Onu bana vermen lazım diyor. Allah Resulü de bu ihtilafı sona erdirmek için diyor ki onun teyzesinin yanına verin. Çünkü diyor teyze anne makamındadır. Hazreti Ali de şöyle sesleniyor abisine. Sen bendensin ben de sendenim. Hazreti Cafer de şöyle itifad etti. Senin yaratılış ve huyun bana benzemektedir. Hazreti Zeyd de şöyle söyledi. Sen bizim hem kardeşimizsin hem de Mevlamızsın buyurdu. Burada yani çok ders çıkarılabilir. Belki sadece bu hadisten bile bir ders yapılabilir. Fakat burada insanların Allah'a yaklaşmak için o vesileleri ne kadar iyi değerlendirdiği... ...ne kadar güzel değerlendirdiği ve burada... Allah Resulü'nün o teyzenin anne makamında olduğunu söylemesi ve bu tür durumlarda önce akrabalık bağlarının geldiğinden bahsediyor. Burada. Tabi bunlarla alakalı farklı örnekler de var. Ebu Cehil'in de mesela bir yetimin vasisi bulunuyordu. Ebu Cehil. Ebu Cehil'in bir tane yetim vardı. Yani onun vasisiydi. Ona bakan birisiydi. Bir gün Ebu Cehil'in yanına çırılçıplak geldi. Kendi malından bir şey istedi. Bana malımdan ver diye. Ebu Cehil onu iti vermişti ve aldırmamıştı. Kureyş'in büyükleri de çocuğa Muhammed'e git de sana şefaat ediversin demişler. Alay etmek istemişlerdi. Yetim onların maksatlarını bilmediği için Resulullah'a gelip yardımcı olmasını istemişti. Peygamber Efendimiz de hiçbir muhtacı reddetmek adeti olmadığı için kalkmış onunla beraber Ebu Cehil'in yanına gitmiş. Bak adam tanımıyor ha. Adam tanımıyor. Ama adam çırılçıplak Ebu Cehil'in yanına gidiyor. Bana diyor malımdan ver. Onlar diyor ki sen defol git Muhammed'in yanına da o sana hadi bir şefaat etsin diyorlar. Allah Resulü'nün yanına geliyor ve Allah Resulü de biliyorsunuz ki Karakteri olarak neredeyse e, hiçbir şey kırmayan bir insan. Ve onun yanına e, hiçbir e, Ebu Cehil'in yanına gidiyor onunla beraber. Ebu Cehil buyurun diyor ne vardı? E, Ve Allah Resulü de onun malını ver demişti. Sonra Ebu Cehil o malı veriyor. Kureyş bunun üzerine Ebu Cehil'e şöyle söylüyor. Sen de sapıttın Muhammed gibi sabileştin demişlerdi. Ebu Cehil de sapıtmadım ve lakin onun sağında solunda birer silahlı asker gördüm Vermesen vuracak diye korktum demiştir. Ebu Cehil orada korktuğu için mesela Allah Resulü tek gelmemiş muhtemelen bir iki kişiyle beraber gelmiş ve orada mesela Allah Resulü o yetimin malını Ebu Cehil'den almıştı. Ve İslam da insanların da mallarını koruma altına almıştı. Ve hiçbir insanın kendi malı onun dışında izni olmadan kullanılması caiz görülmemiştir. Benim iznim olmadan şunun açılması bile caiz değildir. Çünkü ne benim özelim olabilir. Ve mal da aynı bu şekilde kendi izni olmadan, kendi ona e, söylemeden onun malını almasına kesinlikle yasaklamışlardır. Ve Allah Azze ve Celle de bunların malını korumayla alakalı, yetimlerinin malını savunmayla alakalı şöyle buyuruyor. Yetimleri deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zengin ise yetim malından yemeği tenezzül etmesin. Kim de fakir ise ihtiyaç ve emeğini uygun olarak kesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zamanda yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Allah Azze ve Celle sadece onları mal olarak vermek, giydirmek, yedirmek, içirmekten değil daha büyük bir sorumluluk olan evlendirmekte de Müslümanları sorumlu tutuyor. Bulu çağına erdiklerinde, evlenmek istediklerinde onları evlendirin. Çünkü neden? O insanın boynu büküktür. E, tek kalmıştır. Ve orada Müslümanların bunu hiç hissettirmeden sanki bütün hepsi onun vasisiymiş gibi bütün hepsi velisiymiş gibi ona olması gerektiğinden daha fazla önem göstermesi lazım. Ve o çağa erdiğinde yani gelip size söylemelerini beklemeyin. Çünkü utangaç olabilir, isteyemeyebilir, nasıl bir tepki göreceğini bilmediği için korkabilir. Siz onları görüyorsanız, gulu çağına erdiklerinde onları deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde reşit olduklarını görürseniz, rüş sahibi olduklarını görürseniz mallarını da kendilerine verin. Diye Allah Azze ve Celle e, burada onları evlendirmenin de Müslümanlar için bir vazife olduğundan bahsediyor. Ve e, Nisa Suresinin 10. ayetinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarında doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah Azze ve Celle cehennem azabıyla tehdit ediyor bu tür durumları. Cehennem azabıyla. Yani basit bir kınama olarak değil. Bir kınama olarak değil. Onların mallarını yiyenler karınlarını ateş doldurmaktadırlar. Ve ateş yemiş olurlar. Onlar zaten çılgın bir azaba gireceklerdir. Yani daha Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği zamanlarda daha vahyin tamamlanmadığı, daha başlangıcından bile bu kadar önemli olan bir konu hem Mekke'de hem Medine'de ön planda tutulmuş. Ve Allah Resulü her zaman vasilik yapmış, önderlik yapmış, öncülük yapmış. Kendi yememiş insanları yedirmiş o tür durumlarda. Kendisi belki muhtaçken muhtaç olan insana vermiş daha zor olan bir şey vardı mesela. İsar diye bir kavram vardı hatırlarsanız. İsar diye bir kavram. Kendisi muhtaç olduğu halde bir kardeşinin ihtiyacını giderme. Onun da muhtaç olduğunu gördüğünde. Kendi ihtiyacım var. Fakat sen kendi ihtiyacını ikinci plana atıyorsun. Kardeşinin ihtiyacını kendinden önde tutuyorsun ve ona isar yapıyorsun. Bunların hepsi çok erdemli özellikler. Çok güzel özellikler. Rabbim inşallah bizde yoksa da bize böyle güzel özellikleri hayrında güzel bir şekilde kullanmayı da nasip eylesin. İnşallah. Ve birkaç tane daha ayet okumak istiyorum. Bununla alakalı. Hatta e, bazen bu ayet bildiğinde yetimlerin mallarını yemin diye. Sahabenin bazı içerisinde yetimlere vasiye olan insanlar var. Artık onların mallarını ayırıyorlar. Kendi malına bile dahil etmiyor. Zaten ondan yemiyor da bildiğin araya ses çekiyor. Yani bu senin. Çünkü korkuyor. Bana ateş dokunmasın diye. Bana azap dokunmasın diye. Ve Hazreti Peygamber'e bu durumu bildirdiklerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayet indikten sonra tekrardan himaye ettikleri yetimler ile aynı sofrayı paylaşıyor ashab. Çünkü korkuyorlar. Bir azap korkusu var. Ona göre yaşamaya çalışıyorlar. Fakat biz belki gözümüzün önünden geçip gidiyor umursamıyoruz bile. Bile bile umursamıyoruz bazen. Biliyoruz fakat ne? Ya işte al şu ufak şeyi al. Ne bir başına okuyorsun. Öyle değil. O kadar basit değil. Müslümanlar için çok ciddi bir sorumluluktan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Yani onları kendi haline bırakmayacaksın. Kollayıp gözeteceksin. Yani onların durumlarını ıslaha etmeye çalışacaksın. Yani kötü bir niyet taşımadan tabii ki de onların mallarında garibanlar için, vasisi olan için eğer durumu yoksa herhangi bir beyesi yoktur. Fakat burada yasaklanan durumlar kendi ihtiyacı olmadığı halde gasp edilerek kötüye kullanılması ve zayi edilmesidir. Bakın bugün de böyle yani bir sürü insan var böyle. Yani Türkiye'de yaklaşık olarak 286 bin tane çocuk var diyebiliriz. Dünyada milyonlarca ve gün geçtikçe daha fazla artıyor. Daha fazla çoğalıyor bunlar. Neden? İşte bugün savaşlar var. Sürekli Müslüman çocuklar olsun, diğer çocuklar olsun yetim kalıyor. Ve ümmet mazlum bir durumda. Bu tür durumlarda biz de o Müslüman olma bilinciyle, o sorumlulukla hepsini kendi evladımızmış gibi görüp ona göre elimizden maddi manevi ne varsa yapabilmeliyiz kardeşler. Çünkü bugün yarın bizim çocuğumuz da olabilir. Ne zaman öleceğimizin bir garantisi yok. Buradan çıktığımızda ölebiliriz, yarın ölebiliriz. Ve biz kendi evladımıza Diğer Müslümanların nasıl davranmasını istiyorsak bu tür yetim olan Müslüman kardeşlerimize de o oranda davranmalıyız. Çünkü benim de çocuğum var. İşte burada abilerimin, kardeşlerimin de çocukları var. Hep ümmet bilinci olması lazım. Yani şunu diyebilmesi lazım sana. Ya benim kardeşlerim var. Tabii ki de Allah gözetip kollar. Ona amenna. Ondan yana zaten hiçbir şüphemiz yok. Ki zaten müminlerin Allah Resulü'nün özelinde o yetimlerin üst başlığında o seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni giydirmedi mi? Yedirmedi mi? İçirmedi mi? Ne oldu? Bunlar belli bir takım insanların vesileleriyle oldu. Orada bu tür durumlarda da işte o vesile olabilecek insanlar olabilmemiz lazım bizim de. Bunlara dikkat çekmek istiyorum. şu çok mesela manidardır. Hz. Ömer biliyorsunuz ki ikinci raşit halifedir ve kendisi adaletiyle, takvasıyla ve toplumu çok güzel yerlere taşımasıyla, İslam ümmetinin topraklarını genişletmesiyle çok meşhurdur davranışları, hareketleri. Ve Buradaki o duyarlılığın temeliyle alakalı şöyle bir cümle kullanıyor Hazreti Ömer. Allah'ın malı benim yanımda yetimin malı gibidir. Şunu da biliniz ki ben kendimi Allah'ın malları üzerine yetim velisi gibi görüyorum. Zengin olursam hiçbir şey almaksızın onu dağıtırım. Fakir ve ihtiyaç sahibi olacak olursam da ondan ihtiyacım kadarını alırım. Müminlerin o malını kendi elinde o sahip olduğu malı bir yetimin malı olarak görüyor. O kadar hassas davranıyor. Ve zengin olursam hiçbir şey almaksızın onu dağıtırım. Bir ihtiyacım yoksa. Fakat fakir bir ihtiyaç sahibi olacaksam da ondan ihtiyacım kadarını alırım. Ve bir ayet daha okumak istiyorum. Bakara suresinin 215. ayeti Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Hayır olarak ne harcarsanız o ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki: Onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. ve bir insanın da zaten rüş sahibi olduktan sonra kendini toplum içerisinde ifade edebildikten sonra yani doğruyu yanlışı eksiği artıyı kendi kendini idame ettirebilecek durumda olduktan sonra o insanın yetimliği kalkar ve artık kendisi de balını alır ve hayatına oradan devam eder. O yetimliği de o zaman biter. Çünkü Allah Resulü'nden gelen bir rivayette Yetimliğin bitişi blue çağdır diyor. Tabii bunu bazı alimlerimiz blue çağı olarak sadece nitelendirmemiş. Demiş ki rüşt sahibi de olması lazım. Yani blue belki bazen yaşla orantılı olabiliyor. Fakat rüşt sahibi olmak bunu biraz daha kavram olarak genişletip onun hayatında doğru bir şekilde yaşayabilme bilincini kazanmış olması lazım diye buyuruyorlar. Benim e, bugün bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan şu hadisi hatırlatmak istiyorum. Ben ve yetimi kollayıp gözeten kimse şu iki parmağım gibi cennette beraber olacağız. Allah'ım ben yetimim ve kadının bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Ve selamun aler murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.